Merhabalar, Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlıcanın en güzel halini yapacağız. Bakın, patlıcanı ben önceden vakit kaybetmemek için doğradım. Böyle tuzlu ve limonlu suya ıslattım ve patlıcanlarımı güzelce süzüyorum. Gördüğünüz gibi bembeyaz oluyor. Limon sıkmayı ihmal etmeyin patlıcanlarınızı tuzlu suya ıslattığınızda. Küçük bir püf noktası vereyim size. Evet, gördüğünüz gibi suyun rengine bakın, simsiyah çıktı. Benim burada bir tane büyük boy topak patlıcanlardan kullandım. İsterseniz kağıt havlunuzun arasında güzelce kurulayın. Ben şöyle bir mutfak bezimin arasında kurulayacağım. Temiz bir mutfak bezimin arasında kurulayacağım. Patlıcanlarımı kurularken ocağımın altını açtım. Tavama sıvı yağ koydum ve tamamen ısınmasını sağlayacağım. Ve bu arada etli olarak şöyle biber doğradım ben. İsterseniz Charlie Sloan biber de kullanabilirsiniz. Etli biberler daha güzel oluyor. Şöyle bir kaseye yakın domates doğradım. Ve ayrıca benim böyle rondodan geçirdiğim domateslerim vardı dondurucuda. Onu da kullanacağım. Evet, iki ocağımın altında açtım. Bir tenceremin içine önce bu domateslerimi ekliyorum. Arkasından böyle dondurucudan çıkardığım domatesimi poşetinden çıkarıp onu da ekliyorum içerisine. Ve yağım iyice kaynadıktan sonra içerisine hemen patlıcanlarımı atmayla başlıyorum. Ve patlıcanlarım altın sarısı renginde olana kadar kızartmaya devam edeceğim. Bütün patlıcanlarımı kızartacağım. Evet, gördüğünüz gibi patlıcanlarım artık böyle altın sarısı rengini aldı. Ve hemen yan tarafa bir süzgeç yardımıyla çıkarıyorum. Tekrarını atacağım. Hemen ikinci patlıcanlarımı da atıyorum. İstediğiniz patlıcanla yapabilirsiniz. İsterseniz uzun patlıcanlarla da yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi bu topak patlıcanların büyük olanları vardır. Köz patlıcanlar. Antalya bölgesinde çok fazla bulunur. O patlıcanlarla da yapabilirsiniz. Evet, şakşuka yapıyoruz bugün. Şakşukayı duydunuz mu bilmiyorum. Has ve Tunus bölgesinde menemen şeklinde yapıyorlarmış. Bizdeki menemene benzer şekilde yapıyorlarmış. Akdeniz bölgesinde çok meşhurdur. Özellikle Antalya'da çok meşhurdur şakşuka. Yani herkes farklı şekilde yapıyor. Dünyanın her bölgesinde farklı şekillerde yapılabiliyor. Şakşukanın kelime anlamı tam hatırlayamadım ama hangi dilde olduğunu, karışık, karma anlamındaymış. O yüzden şakşuka böyle karışık sebzelerin buluşmasıyla yapılan bir yemek olarak biliyorum. Yani herkes kendine göre farklı yapıyor. Antalya'da yapılan usulü ise bu şekilde, benim yaptığım gibi. Ve Türkiye'de genellikle bu şekilde yapıldığını biliyorum ben. Evet, domates sosum bu arada kaynamaya başladı. Ben şöyle içerisine hemen bir tatlı kaşığı şeker, bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da toz biber atıyorum içerisine. Şekeri atmamdaki sebebi asit dengesini sağlaması, domatesin bu ekşiliğini kaybetmesi için. Ve artı sosa daha güzel lezzet veriyor domates sosuna. Ve içerisine şöyle benim iri boy sarımsaklarımdan, çok küçük olmayanlar var bakın bu şekilde. Hemen şöyle dolu dolu bir yemek tatlı kaşığı, hatta 1,5 tatlı kaşığı sarımsak atıyorum. Ben sarımsakları biliyorsunuz bu şekilde bozulmadan, hiçbir şekilde bozulma yapmıyor. Bakın sarımsaklarım olduğu şekilde duruyor. Videolarım arasında var kendisi. Bakabilirsiniz oradan. Evet, sarımsağımı da şöyle karıştırıyorum domatesime, sosuna.
lezzet versin. Ve domates sosumun içine şöyle bir yemek kaşığı da sirke ekliyorum. Evet, sosum pişmeye devam ediyor. Böyle suyunu çekmesi lazım biraz daha. İkinci attığım patlıcanlarım da kızarmaya başladı. Birazcık daha kızarsın, onları da alacağım. Evet, ikinci patlıcanlarımı da alıyorum. Bakın bu şekilde limonlu yaptığınızda yağ da çekmediğini göreceksiniz. Yağ olduğu gibi duruyor. Normalde patlıcan biliyorsunuz yağı çeken bir sebzedir. Ama limonlu ve tuzlu suda yaptığınızda yağ da çekmez patlıcan kesinlikle. Evet, domates sosum artık suyunu çekti. Domates sosumun altını kapatıyorum. Gayet güzel oldu. Bunu normal kavanozdaki domates soslarınızla da yapabilirsiniz. Sadece baharatlarını atıp içine. Veya dondurucuda benimki gibi dondurucudaki domateslerinizden de yapabilirsiniz. Evet, artık son patlıcanlarım da gördüğünüz gibi kızardı. Altın sarısı rengini aldı. Patlıcanlarımı da çıkarıyorum. Biberlerim vardı, etli biberlerim. Şöyle bir kase kadar 5-6 tane biberim vardı. İçerisine onu da atıyorum. Hemen onu da şöyle bir çeviriyorum. Gördüğünüz gibi patlıcanlarım altın sarısı kızardı. Hiç kararma olmadı. Domates sosumun üzerine şöyle bir miktar doğradım. Bir küçük parça maydanozum vardı. Onu da doğradım ve onu da karıştırıyorum sosumun içine. Altını kapattıktan sonra. Evet, biberlerim de kızardı. Biberlerimi de patlıcanlarımın üzerine alıyorum. Ve altını kapatıyorum artık. Yağıyla işim bitmiştir. Evet, sosumu alıyorum. Sosum soğumadan hemen içerisine, bakın yaptığım rengi ne kadar güzel oldu kızartmamın. İçerisine yaptığım sosu karıştırıyorum. İsterseniz üzerine de dökebilirsiniz ama karıştırdığınızda lezzeti daha güzel oluyor. Bu şekilde patlıcanları sıyırıyorum içerisine. Güzelce bir karıştıralım, şöyle fazla yıpratmadan sos her yerine gelsin. İster soğuk tüketebilirsiniz, isterseniz de sıcak tüketebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Sabah kahvaltılarında bile yiyebileceğiniz harika bir yemek diyebilirim, meze diyebilirim. Antalya'nın, Akdeniz bölgesinin en meşhur mezelerinden bir tanesi de şakşukadır. Sarımsakların böyle içinde iri iri olmasını özellikle istedim. Evet, şakşukamı tabağıma servis ettim. Harika oldu. Hatta şöyle birkaç tane maydanoz yapraklarıyla da süslemek istiyorum. Harika bir meze oldu. Harika bir yemek oldu. Yemeklerinizin yanında. Sadece kendisi bile tek başına bir yemek bence. Hemen şöyle kenarından tadına bakmak istiyorum. Dayanamıyorum. Çok güzel oldu. Gerçekten harika bir lezzet. Artık hangi bölgeden geldiyse, hangi yörenin yemeği ise, hangi ülkenin yemeği ise harika bir yemek bence. Harika bir meze. Her öğün yenebilecek bir meze. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kimin ne dileği varsa gerçek olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bana da afiyet olsun.